merhaba, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz merhaba, ben Fatma Nur. Tanışmamıza memnun oldum. Bugün arkadaşlar böyle bir tavsiye videosu çekeceğim. Birkaç hafta önce Instagram'a böyle bir kutu bıraktım hikayeye. Dedim ki hani bana böyle tavsiye almak istediğiniz şeyleri yazın, ben de elimden geldiği kadar size bir videoda cevap vereyim dedim. O yüzden bugün onu yapıyoruz. Hadi başlayalım. Bir takipçim demiş ki, bu kadar kötü şartlarda olup nasıl geleceğime odaklanabilirim kendimi çıkmaz ve umutsuz hissederken. Arkadaşlar ben şu anda bir kitap okuyorum. Okuduğum kitap hatta size de göstereyim. Bu tamam mı? Türkçesini bulabilirsem aşağıya yazarım. Kesinlikle bulabiliyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Ama daha hatta dün bu kitapta öğrendiğim bir taktiği söyleyeceğim. Yazar arkadaşlar şöyle bir tavsiye sunmuş böyle durumlar için. Diyor ki, bir tane deftere 3 tane böylesinin hayatınızı şekillendirdiğini düşündüğünüz veya bu olaydan sonra çok böyle olgunlaştığınızı, çok büyüdüğünüzü hissettiğiniz veya size böyle çok büyük bir ders öğreten 3 tane büyük olayı bir deftere yazın diyor. Şu şekilde böyle aşamaları var arkadaşlar. İlk başta olayı yazıyorsunuz, bu oldu diye. Ondan sonra olayın hani nasıl bittiğini, nasıl hani sonuçlandığını yazıyorsunuz. Ve sonra şu anda hani olaya karşı nasıl hissettiğinizi, o olay size hani neler kattı, neler öğretti, bunları yazıyorsunuz. Ve bu olay arkadaşlar sizin beyninizi her negatif olayda pozitifliği görebilmek için eğitiyor. Yani baktığınız zaman işte diyorsunuz ki evet hani bu benim hayatımın en zor anlarından bir tanesiydi. Bak o anda ben böyle böyle hissettim ama şu anda baktığım zaman o hani olay içindeyken göremediğim bütün güzellikleri, bütün bana kattığı her şeyi şu an görebiliyorum gibi bir şey oluyor. O yüzden size de onu tavsiye ederim. Özellikle kendinizi çıkmazda umutsuz hissediyorsanız bence yapabileceğiniz en güzel şey. Gerçekten dünden beri bu taktiği önermediğim insan kalmadı. Çünkü kendi açımdan düşündüğüm zaman mesela hatırlıyorum ben hani eğer belki izlemediyseniz kısaca anlatayım. Ben daha önce arkadaşlar 2 yıl önce burada farelerle dolu bir apartmanda yaşıyordum ablamla beraber. İşte problemli bir ev sahibim vardı. Hani sürekli evden ölü fareler bulurduk. Hani evde hiçbir şey kullanamıyorduk çünkü her şeyde böyle fare pislikleri falan vardı. Ve hani maddi durumumuz falan çok iyi olmadığı için hani gidip daha iyi bir eve taşınamamıştık. Ve biz o evde 1 yıl yaşamak zorunda kaldık. Ve hani o olay içindeyken asla geçmez zannettim. Hani her zaman öyle olur zaten. Hiç bitmez zannettim. Hani dedim ben bu olayı asla aşamayacağım. Hani bir gün taşınsam bile bende kesin travma bırakacak. Şöyle böyle falan diye düşünüyordum. Çünkü yatağımın altından ölü fare falan çıkıyordu. Hani bunlar kolay şeyler değil. Ama mesela 2 yıl geçti şu anda o olay üstünden. Ve çok şükür şu anda tek başıma mükemmel manzarası olan bir evde hiçbir sorunum olmadan çok şükür yaşıyorum. Ve hani eğer 2 yıl önce bana birisi deseydi, Fatma işte umutsuz olma, gelecekte böyle böyle güzel şeyler olacak, İşte sen takma kafana falan yapsaydı ben de inanmazdım. Ama hani geriye dönüp düşündüğüm zaman tek hani böyle problemli olay o farlı ev değildi. Hani bir sürü hayatımın belli başlı zamanlarında büyük olaylar yaşandı. Ve hani her olay sonrasında gerçekten bir pozitiflik, bir şeylik illaki doğdu. Kimi zaman bu hani sonuçları daha erken gördüm, kimi zaman daha geç gördüm. Ama eninde sonunda o pozitif sonuç geliyor arkadaşlar. O yüzden siz de kendinizi umutsuz hissettiğiniz zaman böyle taktikleri uygulayabilirsiniz. Hani deyin bakın ben bunu yaşadım ama bugün buradayım. Bu daha iyi yerlere gidecek biliyorum. Merak etme, eninde sonunda o ışığa, o pozitifliğe çıkacaksın. Sadece pes etme. Şimdi demiş ki, üniversiteyle genel hayatında stres ve zaman yönetimi nasıl? Ben bu soruyu üniversite değil de liseye göre cevaplamak istiyorum. Çünkü şu anda malum Covid zamanları okulum falan online. O yüzden hani pek zor olmuyor. Hani hem sosyal hayatımı hem iş hayatımı hem okul hayatını idare etmek. Çünkü kapalı her şey yani. Ama ben lisedeyken burada 11'i okuyorken 2 iş birden çalışıyordum. Ve okula her gün gidiyordum işte. 5 gün okulum vardı. Akşama kadar okulda olurdum. Okul sonrası işe giderdim. Ve 2 haftada bir gün falan böyle boşluğum anca oluyordu. Hani o boş günümde yine haftaya çalışıyordu. İşte sabahtan okula gidiyordum. Öğleden sonra boş oluyordu falan. O zamanlar mesela nasıl yapıyordum biliyor musunuz? Kullanabileceğim her vakti ders çalışmak için kullanıyordum. Mesela okuldan iş yerime gitmem 40 dakika falan sürüyordu metroda. O yüzden ödevlerimi metroda yapmaya çalışıyordum. Veya mesela iş yerinde yarım saat gibi böyle bir molam oluyordu, yemek molası. Yemek yerken falan ödevlerimi yapıyordum. Derslerimi o zaman çalışıyordum. Hani şarkı dinlemektense işte yolculuklarda ders çalışmaya daha çok özen gösteriyordum. Arkadaşlar için de meşgul olduğumu onlara açıkladım. Biliyorlardı benim çalıştığımı. Hani şey yapmadım. Herkese böyle haber vermeden hani kendimi kaybettirmedim bir nevi. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani benim çalıştığımı biliyorlardı. Schedule'ımı atıyordum onlara böyle iş schedule'ımı diyordum. Bakın ben bugün boşum. Hadi bugün için hep beraber plan yapalım. Zaten böyle iş yerlerinde işte schedule'ınızı 2 hafta önce falan atıyorlar.
Ben de derdim bakın ben bugün boşum hadi bugün için plan yapalım. Öyle yani önceden planlarımızı yapardık. Yani Türkiye'nin tabiriyle burada takdir belgesi alarak mezun oldum. Bütün derslerim 85 üstüydü ortalaması. Çünkü zamanımı güzel kullanıyordum. Önemli olan 3 saat ders çalışmak değil arkadaşlar. Önemli olan sizin verimli ders çalışmanız. Mesela ben hiç yapamam öyle. 1 saat bile aralıksız ders çalışabilen bir insan değilim. O yüzden ben mesela yarım saat ders çalışırım. Kalkarım, yürürüm, dolaşırım falan. Sonra gelirim bir daha yarım saat ders çalışırım. Böyle olunca kendimi kasmıyorum. Hem de çalıştığım zaman daha verimli olduğu için çalışacağım şeyler daha çabuk bitiyor. Evet sizin aklınızda olsun. Zamanınızı verimli kullanın. İnsanlara haber verin. Sizin planlarınızdan, programlarınızdan haberi olsun ki hani size gönül koymasınlar. Hani bu insan bizi tamamen işte unuttu falan modlarına girmesinler diye. Ve öyle. Siz zamanınızı güzel kullanınca her şey gerçekten oluyor. Peki. Çok fazla özgüven problemi yaşıyorum. Bunu nasıl aşarım? Arkadaşlar, özgüven aslında sadece sizin kafanızda olan bir şey. En azından ben de böyle inanıyorum. Çünkü arkadaşlar siz kendinizi nasıl hissediyorsanız etrafınızdaki insanlar da sizi öyle görecek. Özgüveniniz eksikse bu etrafınızdaki insanlar tarafından kesinlikle fark edilir. Mesela diyelim ki ben kilolarımdan şikayetçiyim diyelim ki tamam mı? Ve ben işte oturduğum zaman sürekli böyle karnımı kapatmaya çalışıyorum. Sürekli ellerim böyle. Veya ne bileyim işte dışarı gittiğim zaman yemek yememeye çalışıyorum ki işte göbeğim çıkmasın. Veya ne bileyim işte biri şakayla kiloyla ilgili bir şaka yapsa direkt üstüme alıyorum direkt modum düşüyor suratım asılıyor falan. İnsanlar arkadaşlar zeki herkes hani bizim o salak falan yapıyoruz. İnsanlar bile zeki yani herkesin beyni var ve böyle şeyler anlaşılıyor diğer insanlar tarafından da. Ve sen hani bir konuda böyle özgüvensiz olduğunu belirttiğin zaman etrafındaki insanlar bunu fark edip seni böyle kendi bilinçaltlarından seni için böyle kullanırlar. Nasıl denir ki bu? Mesela bir gün sen desen, ay ben çok kilo aldım bugün ya falan yapsan tamam mı? O insana sen özgüvensiz olduğunu söyledin ya, şaka oldu veya ne bileyim böyle sadece kendini açtın veya ne bileyim işte söyledin bir defa. Karşıdaki insan belki seni kırmak için veya üzmek için değil, belki şaka yoluyla bile olsa eninde sonunda bir gün gelir sana der ki, aa sen de çok kilo aldın ya falan yapar, anladın mı? Sen karşıdaki insana malzeme verdiğin zaman kendinle ilgili kullanması için karşıdaki insan bunu kullanır. Aynı şekilde mesela bunun tersini düşün. Sen desen ki kendine mesela ya ben dudaklarımı çok beğeniyorum ya çok güzeller falan yapsan karşındaki insan da diyecek ki bakacak aa diyecek gerçekten dudakları güzel. Ama sen deseydin ya ben dudaklarımı hiç sevmiyorum çok ince falan. Karşındaki insan da senin dudaklarını öyle görmeye başlayacaktı. Bilmiyorum hani bunu ne kadar anlatabiliyorum. Ama mesela ne bileyim başka neyden örnek verebilirim? Mesela benim ablam bir insanın tanıştığı zaman mesela hep yüzüne dikkat eder tamam mı? Yüz hatlarına falan bakar. O sever öyle şeyleri. Ben de mesela giyimine bakarım. Çünkü ben kıyafetlere ilgiliyim. Ablam daha çok işte böyle yüz hatlarına falan bakar insanların. Ve mesela ablam gelse bana dese ya şu insanın burnu ne kadar güzelmiş dese ben mesela bakarım aa derim evet güzelmiş burnu. Ama o ana kadar ben o insanın burnuna dikkat etmedim bile anladın mı? Çünkü o benim ilgi noktam değil yani beni ilgilendirmiyor. Veya mesela ben ablama bazen derim, ya derim kızın çantası ne kadar güzel. Ablam bakar, ha güzelmiş yapar. Ama hani ben onu diyene kadar ablam kızın belki çanta taktığını bile fark etmedi. Anladınız mı? Bunu da işte özgüven için düşündüğünüz zaman siz kendinizi özgüvensiz gördüğünüz şeyleri inanın çoğu zaman insanlar fark etmiyor bile. Ta ki siz o özgüvensiz olduğunuzu belli edip onu konuyu başkasına açana kadar. O yüzden arkadaşlar kendinizi özgüvensiz hissettiğiniz zaman özgüvenli hissedene kadar özgüvenliymiş gibi davranın. Fake it till make it. Böyle bir deyim var. Deyim değil, söyleniş var burada. Olana kadar fake yapacaksın. Ben kendimi bugün çok iğrenç hissediyorum. Makyajımı hiç beğenmedim tamam mı? Ama ben yine de böyle her şey yolundaymış gibi ve kimseye çaktırmadan böyle makyajım mükemmelmiş gibi kendimi çok rahat hissediyormuşum gibi etrafta takılsam kimse bunu fark etmez. Ama merak etme. Otursam desem ya makyajım şurası böyle oldu, burası böyle oldu. Ay şuları pul pulduru falan yapsam karşıdaki insanın boşa boşa dikkatini oraya çekmiş olacağım ve onlar diyecek ki doğru haklısın iğrenç olmuş. Anladın mı? O yüzden özgüvenli hissedene kadar özgüvenliymiş gibi davran. Zaten bir müddet sonra o oturacak içine. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. İnsan beyni o kadar kolay ki etkilemek size böyle düşündüğün şeyler aslında hani o kadar kolay etkileyebiliyorsun ki insan beynini gerçekten. O yüzden sen gerçekten oturup desen bütün gün ya ben çok özgüvenliyim ya falan ama gerçekten kendine inanarak tamam mı? Desen ki ya ben çok özgüvenliyim kendimi çok seviyorum ya hani ne kadar güzel bak şuram buram ne kadar güzel falan yapsan. Kendi kendine iltifat etsen şey yapsan ve gerçekten inanarak bilerek tamam mı? Emin ol özgüvenin daha çok arttığında fark edeceksin. Çünkü her şey kafada bitiyor. Demiş ki güzellik algısıyla ilgili bir şeylerden bahseder misin? Bazen kendimi beğenmiyorum. Arkadaşlar bu society'nin kurduğu güzellik algısı sadece büyük bir yalan tamam mı? Mesela çocukluğumuzu düşünün. Biz çocukken yani şu anda her ne kadar farklı farklı türler olsa da biz çocukken
En azından ben çocukken, 2001'liyim. Ben çocukken bütün Barbie bebekler beyazdı arkadaşlar. Beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü, mükemmel bir fizik. Ve bu bebekler 10 yaşından küçük çocuklara veriliyor oynansın diye, tamam mı? Minicik çocuklar kadın bebeklerle oynuyor ve zannediyorlar ki büyüyünce öyle olmaları lazım. Çünkü oynadıkları bebekler aslında ne kadar küçük olsa da hani düşündüğün zaman onlar aslında yetişkin insanlar, anladın mı? O Barbie bebekler. Bacakları olsun, fiziği olsun, saçları başları falan, makyajlı falan olurlar zaten. O minik yaştan itibaren bizde böyle ulaşılması neredeyse imkansız olan bu güzellik algıları kuruluyor. Ve biz o algılarla büyüyoruz. Veya bazen televizyon açıyoruz, bakıyoruz. İşte o dizilerde, filmlerdeki herkes evde bile topuklu ayakkabılarla gezerler. İşte hep böyle şakır şakır giyinmişler. Çantalar, arabalar. Ne bileyim, sonra Disney Channel gibi şeyler izleriz. Görürüz işte böyle. Ne bileyim, ben de öyleydim mesela. Ben hep 13 yaşında olmak istedim küçükken. Çünkü Disney'deki o Selena Gomez olsun, Bella Thorne falan. Hepsi 13 yaşındaydı. Hani dizi yaşlarına göre. Ve mükemmel hayatları vardı. Ve ben zannettim ki 13 yaşında olunca benim de öyle bir hayatım olacak. Ve zaten ben onlar gibi görüneceğim 13 olunca. Halbuki hiçbir şey olmadı yani, 13 oldum, berbattı. Yani anladın mı? Hiç öyle tahmin ettiğim gibi bir şey olmadı. Ve büyüdükçe fark ettim ki aslında o hani kurulan güzel kalpleri büyük bir yalan. Şu anda mesela daha doğal Barbie bebekler var, onları görüyorum. Daha böyle mesela kilolu olanı var, farklı renkte renk tenleri olanlar var, saçı değişik olanlar var, makyajsız olanlar var. Ama biz küçükken öyle yoktu çok. O yüzden arkadaşlar, veya mesela şu anda büyüdüğümüz zaman Instagram'a giriyoruz, Pinterest'e giriyoruz, YouTube'da bile o gördüğümüz insanlar, bakıyoruz bir hayatlarına, diyoruz ki böyle olmam lazım. Hani bu insan böyle yaşıyor, benim böyle olmam lazım. Bak saçı başı ne kadar güzelmiş, bak evi ne kadar güzelmiş, bak ne kadar güzel giymiş. Benim böyle olmam lazım, bu insan böyleyse ben niye böyle değilim? Böyle algılarımız oluyor. Halbuki biz bilmiyoruz ki o insanın aslında kendi kişisel hayatında ne gibi problemleri var. Veya şu anda olduğu yere gelmek için neleri feda etmek zorunda kaldı, neler geldi başına, asla bilmiyoruz. O yüzden kendimizi gerçekten insanlarla kıyaslamaya, kendimizi karşılaştırmayı bırakmamız lazım. Mesela demişsin ya, kendimi güzel hissetmiyorum bazen falan diye. Her insanın diğerlerinden farklı kılan bir özelliği var. Mesela birinin konuşması çok hoşuna gider. Hani konuşma şekli, kullandığı kelimeler olabilir falan. Bir insanın mesela ne bileyim, yüz hatları çok hoşuna gider. Birinin fiziği çok hoşuna gider. Birinin karakteri çok hoşuna gider. Biri mesela ne bileyim, konuşurken elini oynatıyordur bir şekilde. O hoşuna gider, anladın mı? Hani bu hoşuna gider derken hani o onu farklı kılan bir özelliğidir. Ve bu onu diğer insanlara göre daha böyle ne bileyim eşsiz kılar bir nevi. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu hani güzellik de aynı şekilde. Bu fiziksel güzellik de, iç güzellik de aynı şekilde. Herkes kendi açısından bakıldığı zaman aslında çok güzel. Kısacası güzellik algısı çok değişken bir şey arkadaşlar. Bu sosyetenin kurduğu bu güzellik sınırlarını, şeyleri silip atın. Onların hiçbiri gerçek değil. O gördüğünüz mankenler olsun, gerçek hayatta gördüğünüz o şakır şakır giyinen insanlar olsun, ne bileyim makyajlar, kıyafetler, hepsi geçici. Sizin karakteriniz güzel olduktan sonra emin olun o sizin yüzünüze de yansır, sizin duruşunuza da yansır. O yüzden siz ilk başta içinizi güzelleştirin. Dış güzellik o kadar emin değil, emin olun. Çünkü dışı çok güzel olup içi çürümüş olan insanlar da var arkadaşlar. Kendimi diğer insanlardan değersiz görüyorum ve gitgide içime kapanmaya başladım. Arkadaşlar, daha birkaç gün önce hatta bunu internette gezinirken gördüm. Diyor ki Allah senin kaldırabileceğini bildiğin için seni insan olarak yarattı. Bu dünyada mesela benim kedim adı Kivi. Kivi'nin kedi olmasının ve benim insan olmamın bir sebebi var. Mesela Allah bilseydi ki belki Kivi insan olarak yapabilecek, anladın mı? Belki onu kaldırabilecek. Allah onu insan olarak yaratırdı. Veya beni bilseydi mesela ben bu hayatı kaldıramayacağım. Çünkü hayat gerçekten sınavlarla dolu. Her gün, her zaman bir zorluk var. Hayatta hiçbir zaman hiç kimse tamam ben %100 rahatım, %100 mutluyum diyemeyecek. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Dünya gerçekten sınav yeri yani. Hani büyük sınavların içinden geçerken bile her gün küçük küçük başka başka sınavlarınız var. Anladın mı? Sınavlarımız var. O yüzden hani hiçbir zaman kimse öyle ben çok rahatım, şöyleyim, böyleyim olmayacak. O yüzden demeye çalıştığım şey şu ki, eğer Allah seni insan olarak yarattıysa, eğer sen hala nefes alabiliyorsan, hala sağlıklıysan, hala ayakların üstünde durabiliyorsan, bunun bir sebebi var. Seni diğer insanlardan değersiz kılan hiçbir şey yok, emin ol. Ve bu da aynı şekilde yine senin kafanda biten bir şey. Sen kendini diğer insanlarla kıyaslamasan, kendine hani ilk başta bir insan olduğun için, kendin olduğun için değer versen, kendini sevsen, emin ol hani çoğu konu daha böyle değiştiğini göreceksin. Bilmiyorum, belki anne babanın üstünde çok baskı kuruyor olabilir. Belki arkadaş baskın olabilir. Hani bilmiyorum tam olarak hayatında neler yaşıyor.
Ama kendini asla değersiz görme. Çünkü hala nefes alıyorsun, anladın mı? Hala bu hayattasın. Yani hayata kimse bomboş yaşamak için gelmedi. Herkesin bir amacı var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve hani herkesin, bilmiyorum, kendi serüveni bir nevi, anladın mı? Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Siz kendinize değer vermezseniz, kendinizi sevmezseniz, diğer insanlardan sizi sevmesini ve size değer vermesini bekleyemezsiniz. Bir insan eğer kendi kendine yetemiyorsa, bu eksikliği başka insanların hayatına alarak veya sevmediği insanların etrafında durarak tamamlayamaz yani. Mesela sen kendini sevmiyorsan, hayatına soktuğun insanlardan belki sevgi bekliyorsun. Belki istiyorsun ki mesela sevmediğin bir çocukla berabersin diyelim ki. İstediğin şey şu. Diyorsun ki bana ikide hani arada böyle güzelsin, şöylesin, böylesin desin ki hani ben kendimi güzel hissedeyim gibi bir düşünceye kapılabilirsin. Ama velakin eğer hani sen bu sevgiyi, bu değeri kendine vermen lazım ilk başta. Zaten kendine versen bu değeri, o hayatında istemediğin insanları tutmayacaksın. Tutmana gerek olmadığını fark edecek. Gerçekten insanların yani yargılaması, yadırgaması, söylenmesi kadar kolay bir şey yok bu hayatta. Mesela bir aynanın karşısına geçip ay şuram böyle, buram böyle, ay şuram çok çirkin demek o kadar kolay ki. Çünkü hani düşündüğünüz zaman anne karnından çıktığımızda bile ağlaya ağlaya geliyoruz bu dünyaya. Çünkü kim gelmek ister, düşünsene. O yüzden bence şey böyle söylenmek, sinirlenmek, ağlamak, böyle bütün negatif şeyler çok kolay geliyor bize. Ama yani halbuki aynaya baktığın zaman kendini aslında böyle kendi vücuduna appreciate etsen, appreciate'in Türkçesini bilmiyorum. Kendi vücuduna appreciate etsen, mesela desen ki ya ben yüzümü çok seviyorum ya, desen mesela gözlerim ne kadar güzelmiş, ay benim burnum ne kadar güzel yapmış Allah ya, hani bak ne kadar güzel bir vücudum var falan. Böyle yapar kendine iltifat etsen, kendi güzelliğinin farkına varsan, bunu böyle şey yapsan, kabullensen bir nevi hem özgüvenin artar, hem kendine olan değerin artar, hem de sen o hani ilgi ihtiyacını belki, belki de işte bu hani nasıl denir ki bunların Türkçelerini bilmiyorum. Bu mesela ilgi eksikliğini belki işte bir nevi kendi kendine tamamlamış olacaksın. Böyle olunca hayatında o toksik insanlara, toksik arkadaşlara hiçbir şey ihtiyacın kalmayacak. Ki eğer bir insan senin hayatında değilse, sadece etrafındaysa, mesela okuldaysa, sınıftaysa, şuraysa, buradaysa, bu sefer bu insanların dediği o saçma saçma şeyler seni etkilememeye başlayacak. Çünkü sen kendi değerini biliyorsun, kendi özgüvenlisin, kendi varlığının, benliğinin farkındasın. O yüzden mesela biri gelip sana dese ay sen çok çirkinsin, de yani teşekkür ederim. Okey, çirkinsen ne yapacaksın? Gelip beni düzeltecek misin? Ne yapacaksın? Anladın mı? Ve şunu da unutmayın, buna dipnot olarak koyayım arkadaşlar. Sizi hakaret eden, sizi küçümseyen, sizi bir yerinizle ilgili laf eden, işte aşağılayan, şey yapan herkesin bilin ki kendileri özgüvensiz ve güvensiz oldukları için. Çünkü biri sen mesela geliyorsa senin kilonla dalga geçiyorsa diyelim ki, tamam mı? Bunu bilin ki bu insan ya küçükken ya çocukluğunda, hayatının belli bir zamanında birisi ona kilosuyla ilgili kesinlikle dalga geçmiştir veya annesidir, kardeşidir, abisidir. Hayatında birisinin bu belli konuda hakarete uğradığını, aşağılandığını görmüştür. O insan bu olaydan dolayı travmatize olmuştur, tamam mı? Ve bunu kendisine yediremediği için bu içindeki zehri başkalarına da yaymaya çalışıyor ki tek öyle kötü hisseden, içinde o zehir tek onda kalmasın, herkese yayılsın diye. Ve bu insanlar genelde bunu böyle bilinçli olarak yapmıyorlar. Bu onların bilinç altında saklı olduğu için direkt yapıyorlar. Hani yaptıkları şeyleri düşünmüyorlar, anladın mı? Çünkü o bilinç altındaki o travma ona mesela sinirli bir insan olmasını sağlar. Ne bileyim, düşüncesiz birisi olmasını sağlar. Kaba bir insan olmasını sağlar. Ama bu insan hiç oturup da düşünmüyorsa, ya ben niye bu kadar hani kabayım, ben niye insanların sürekli kalbini kırıyorum falan diye oturup düşünmüyorsa, asla o bilinç altında saklı olan travmayı bulamaz. Ve öyle insanlar da işte zehirlerini başkalarını yayarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Zannederler ki içindeki zehir azıcık işte herkese dağıtınca kendisinden gidecek bende, ama hiç öyle bir şey yok. O yüzden kendi değerinizi bilin, kendi özgüveninizi bilin, insanların dediklerini takmayın. Çünkü herkesin aklı var, herkesin ağzı var, herkes konuşuyor, o yüzden ağzı olan herkes. O yüzden hani gerçekten insanları da ciddiye almayın. Hepiniz çok güzelsiniz, hepimiz insanız, hepimiz bu hayatta bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden yaşa istediğin gibi, takma insanları vallahi. Cidden yalnız hissettiğin zamanları oldu mu? Olduysa kendini nasıl motive edersin? Arkadaşlar bir gün bir tane podcast dinliyordum ve orada adam dedi ki "You might be alone, but you're not lonely."
Buna Türkçesi ne biliyor musun? Yalnız olabilirsin ama yalnız değilsin. Yani yalnız olabilirsin ama bu kimsesiz olduğun anlamına gelmez. Boom, buldum. Arkadaşlar, fiziksel olarak yalnız olmak sizin kimsesiz olduğunuz, tek olduğunuz anlamına gelmez, tamam mı? Hayatta her zaman birileri sizin için bakıyor, size sizin için like look out for you, bakıyor, sana değer veriyor. Anne baban olabilir, arkadaşların olabilir. Belki şu anda hayatında hiç öyle birisi olmayabilir ama eninde sonunda hayatına öyle birisi girecek. Mesela diyelim ki şu an hiç arkadaşın yok, tamam mı? Bu böyle olması gerektiği için az önce dediğim şeylere de bağlı. Eğer sen tek başına vakit geçiremiyorsan, tamam mı? Eğer tek başınayken canın sıkılıyorsa, yapacak bir şey bulamıyorsan, tek başınayken mutsuz oluyorsan, hani böyle şeylerin varsa bu senin karakterinin daha gelişmesinin tam tamamlanmadığı anlamına geliyor. Ve düşünsene, eğer sen tek başınayken bile kendini eğlendiremiyorsan, etrafında birileri olsa onları nasıl eğlendirebilirsin ki? Hani eğlendirmek derken böyle şebeklik gibi şeylerden bahsetmiyorum. Hani tek başına eğlenemiyorsan etrafındaki insanların sendeyken eğlenmesini nasıl bekleyebilirsin? Tabii ki şeyin farkındayım, hani birileriyle beraberken bütün o hani yük senin omzunda olmuyor. Böyle işte yapacak bir şeyler bulmak, işte konuşacak bir şeyler bulmak, hani bu iki taraflı olan bir şey. Bunun farkındayım. Ama yani sen tek başınayken ne bileyim mesela eğlenmiyorsan, işte tek başına vakit geçirmeyi sevmiyorsan, tek başına yemek yiyemiyorsan, tek başına dışarı çıktığında kendini kötü hissediyorsan ve insanlara bağlı bir hayat yaşıyorsan, hani etrafındaki insanlara çok fazla sunabileceğin bir şey olmaz o zaman. Ama mesela eğer sen gerçekten şu an etrafında birileri yoksa ve yalnızsan, bunu böyle depresif bir zaman olarak düşünmektense şey diye düşünsen, hani bu bana şu anda verilmiş bir süreç. Ben bu süreci olabildiğince güzel değerlendireceğim. Ben kendimi geliştireceğim. Ben hani kendime bir şeyler katacağım ki ileride oluşturacağım, kuracağım o arkadaşlıkları da katabileceğim bir şey olsun. Bakış açısıyla bakarsan olaya, emin ol hem yalnız geçirdiğin vakit çok daha değerlenecek, hem de o hayatına girecek olan arkadaşları, insanları daha rahat hayatına ve daha çabuk hayatına sokmuş olacaksın. Ama eğer tüm gün otursan, ağlasan, hiçbir şey yapmasan, ben mutsuz mutsuzum yapsan, tüm gün telefonda geçsen, bu olaylar olmayacak. Çünkü sen sadece bu süreci erteliyor olacaksın. Kendinizi böyle hani çok iyi hissetmediğiniz zamanlarda, eğer mesela gelip telefona bakarsanız, o Instagram'larda gördüğünüz hayatlar, o TikTok'larda gördüğünüz videolar, şunlar bunlar, hepsi sizi muhtemelen daha da yalnız hissettirecek. Çünkü bakacaksınız, diyeceksiniz ki ya bu insanlar böyle hayat yaşıyor, ben niye böyle bir hayat yaşayamıyorum? Ama yani dediğim gibi herkes belli başlı süreçlerden belli başlı zamanlarda geçiyor. Konuyu nereden geldik hatırlamıyorum bile, ama kendinizi insanlara karşılaştırma şey yapmayı bırakın. Yalnız olmak kötü bir şey değil. Yalnız olmak kendinizi ayırdığınız güzel bir zaman. O yüzden yalnız olmanın da şeyin tadını çıkartın arkadaşlar. Çok okuyun, çok araştırın, kendinizi geliştirin ki hayatınıza insanlar girdiği zaman onlara katabilecek bir şeyiniz olsun. Siz de kendinizi bilgilendirin, kendinize bir şeyler katın ki etrafınızdaki insanlarla paylaşabilecek güzel güzel şeyleriniz olsun. Bu kadar. Arkadaşlar, bir sürü kapalılıkla ilgili şey gelmiş. Kimisi demiş aile zoruyla kapandım, kimi demiş kendi isteğimle kapandım, açılmak istiyorum falan. Arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Herkesin dini kendine, tamam mı? Biliyorum, ortada bir kitap var, Kur'an-ı Kerim, tamam mı? O kitapta hani nasıl yaşamamız, neler yapıp neler yapmamamız gerektiği yazılı, tamam mı? Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte onun yaşadığı şeylere, böyle virtue'lara göre yaşamaya çalışıyoruz, ne denir bilmiyorum ona. Hani bunların hepsinin farkındayım, tamam mı? Ama hepsinin yanı sıra din yine de kişiden kişiye göre, ya kişisel bir şey işte, bundan nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Herkesin hayatı farklı arkadaşlar. Herkes hayatında belli başlı şeyleri farklı farklı zamanlarda yaşıyor, farklı farklı şekillerde yaşıyor. Mesela benim için baş örtüsü takmak zor değildi. Çünkü ben küçükken kapandım zaten ve saçımı hiç sevmiyordum. Kıvırcık, uğraşasım gelmiyordu. Hep pasaklı pasaklı geziyordum ortada. O yüzden ben kapanmaya karar verdiğim zaman hiç böyle iki defa düşünmedim bile, anladın mı? Zaten yapmak istediğim bir şeydi. Zaten ben küçükken de çok dinime bağlıydım. O yüzden dedim ben bugün kapanacağım ve kapandım. Buydu yani. Ama mesela başka birisi için başını kapatmak çok zordur. Belki bütün ibadetlerini yerine getiriyordur, tamam mı? Gerçekten hani dinini elinden geldiği kadar güzel yaşamaya çalışıyordur. Ama başını kapatınca yapamıyordur. Hani bu belki onu ne bileyim mutsuz ediyor, anladın mı? Kendi olmadığı birisi gibi hissediyor. Artık nasıl hissediyorsa. Ve hani her ne kadar başını kapatmak da farz olsa bile bu insan yapamıyorsa, hani bunu, bu insanın ailesinin onu zorlaması
veya çevresinin baskı yapması mantıklı değil. Dinde zorlama yok bir defa. Anladın mı? O yüzden hani direkt şey demek de çok yanlış. Mesela başını kapatmadan cehenneme gireceksin. Nereden biliyorsun? Hani o insanın aklının içinde, kalbin içinde neler geçiyor, neler geçiyor sen bilmiyorsun. Hani sen bu insanın annesi babası da olabilirsin. Bilmiyorsun ki. Oturup soruyor musun? Kızım sen başını kapattığın zaman nasıl hissediyorsun? Hani hazır mısın? Sen bunu yaptığın zaman hani nasıl şeyler olacak hani biliyor musun? Bunları sormayıp direkt diyorsan ki yaşın geldi hadi kapatmak zorundasın, kapanmasın evini oturacağım. Böyle tavırlara girerseniz arkadaşlar siz bu insanın dinden de soğutursunuz, tamam mı? Kendisinden de soğutursunuz. Sonra ortaya özgüvensiz, göbaz bir insan çıkar. Ben burada bir sürü insanlar tanıştım arkadaşlar. Farklı ırklardan Müslüman olan insanlarla da tanıştım. Başı kapalı olup bir ateistin bile yapamayacağı kadar kötülükleri yapan insanlar da var. Başını kapatmayıp hani çoğumuzdan çok daha fazla ibadetlerine dikkat edip daha böyle dine uygun bir hayat yaşamaya çalışan insanlar da var. O yüzden bu baş kapalılığı hani dinin fiziksel bir sembolü olarak da görünüyor ya bir nevi. Hani ben başımı kapattığım zaman herkes biliyor ki okey hani bu insan Müslüman. O yüzden böyle baş kapalılığını şey gibi görüyor insanlar birazcık hani. Sanki yapılmak zorunda ki yani yapılmak zorunda bunun farkındayım ama bazı özellikle böyle geri kafalı insanlar şey olarak görüyor. Yani başını kapatsın ki herkes Müslüman olduğunu bilsin. Gerisi çok önemli değil. İstersen iğrenç bir insan ol, önemli değil. Sen başını kapattın ya insanların böyle düşünsün okey. Ama Allah ne düşünecek? Sen başını insanlar için mi kapatıyorsun? Allah rızası için mi kapatıyorsun? Eğer Allah rızası için kapatıyorsan hazır olduğun zaman yap zaten. Allah hani ne bileyim burada böyle şeytanlık yapmaya falan çalışmıyorum. Ama yani eğer hazır değilsen kapanma. Sen yine de ibadetlerine devam et. Bir şekilde yine başlamaya çalış, anladın mı? Mesela ne bileyim, ilk başta başını mesela evde kapat. Yakın arkadaşların yanında kapat. Ondan sonra eğer böyle okula öyle gitmeye hazır hissetmiyorsan gitme. Eninde sonunda Allah sana o şeyi verdiği zaman, sen kendin hazır olduğun zaman yaparsın. Bilmiyorum, bu benim düşünce şeklim birazcık böyle. Çünkü bir insan sadece başını kapattı diye cennete gidecek diye bir şey yok. Başını açtı diye cehenneme gidecek diye bir şey yok. Herkes elinden geldiği kadar yapıyor. Bu da bu kadar. Eğer hani bunu izleyen bir anne babaysanız lütfen çocuğunuz üstünde baskı kurmayı bırakın. Çünkü siz özgüvensiz ve kendisini sevmeyen, dine düşman insanlar yetiştiriyorsunuz. Her ne kadar şu an fark edemeseniz de. Hem kendi hayatımda kişisel olarak tanıdığım böyle insanlar var. Hem arkadaşlarımdan gördüğüm insanlar var. Küçüklüğünden beri dine karşı anne baba baskısıyla yetiştiriliyor. Yani işte sen Müslümansın, böyle yapmak zorundasın, şuranı kapat, buranı kapat, bunu yapma, şöyle böyle. Sonra bu insan o kadar değişik bir yetişkin oluyor ki kendisi de geri kafalı oluyor. Kendisini sevmiyor, etrafını sevmiyor. Dine karşı böyle bir nefretle büyüyor. Sonra Allah size de sorar yani. Siz her ne kadar güzel bir şey yaptığınızı ve hani teşvik ettiğinizi düşünseniz aslında zorluyorsunuz çocuğunuzu. Ve dinde zorlama yok. Allah demez mi size öteki tarafta? Neden yaptın hani çocuğunu, niye zorladın? Hani belki o anda değil, belki 2 yıl sonra hazır olacaktı ve hani o zaman kendi isteğiyle başını kapatacaktı, kendi isteğiyle ibadetlerini yapacaktı ve dine daha bağlı büyüyecekti. Ama siz böyle böyle yaptığınız için bu çocuk şu anda mesela dine karşı oldu diye Allah size sorar bence. O yüzden kimse bir şey zorlamasın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi kendinize tutun. Eğer anne babaysanız çocuğunuzla konuşun, kızınızla deyin. Evladım ne düşünüyorsun bu konuda? Hani biz senin başını kapatmanı istiyoruz. Çünkü biliyorsun hani dinimiz gereğinde bu var. Ama sen ne hissediyorsun? Hani hazır hissediyor musun? Eğer hazır hissetmiyorsan hani neden çekiniyorsun? Hani arkadaş çevrenden mi çekiniyorsun? Okulundan mı çekiniyorsun? Deyin yani mesela okulunu değiştirsek senin için daha yararlı olabileceğini düşünüyor musun? Yoksa okulu bitirince mi yapmayı düşünüyorsun? Veya hani hiç düşünüyor musun? Hani anladın mı? Sorun yani. Sonuçta senin evladın, herkesin ağzı var, konuşabilirsiniz. Direkt böyle olacak, böyle böyle yapmayın. Yazık. Gerçekten çenem ağrıdı konuşmaktan. Hani derler ya, ay konuşmaktan çenem ağrıdı, dilimde tüyler bitti diye. İkisini de gerçekten bugün sadece bir söyleyiş olmadığını fark ettim. Çenem zonkluyor ve dilim uyuştu konuşmaktan. O yüzden eğer videoyu beğendiyseniz videoya like verip kanala abone olup zil açarsanız çok mutlu olurum. Her hafta video atmaya çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım dediğim şeyler size birazcık da olsa faydalı olmuştur. Eğer hani beğendiyseniz, beğenmediyseniz yorumlarla bende paylaşırsanız çok sevinirim. Bütün yorumlarımı ve Instagram DM'lerimi, her şeyi okuyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.